Gençler merhaba hepiniz hoş geldiniz. Genden proteine kısmındayız. Bugün nükleik asit protein sentezini, bir sonraki derste ise biyoteknolojiyi göreceğiz. Hemen kazanım odaklı düşünüyoruz. Hocam ne yapmamız lazımmış? DNA ligaz, DNA polimeraz, gen, helikaz, kromozom, nükleik asit, nükleotit, DNA replikasyonu anahtar kelimelerimiz olacak. Bilim insanlarının kronolojik sıralamada İsimleri ve yaptığı şeylerin ezberlenmesi beklenmiyor. Nükleik asit çeşit ve görevlerini açıklayacağız. Genetik materyalin küçükten büyüğe organizasyon şemasından bahsedeceğiz. Hocam burada tabi gen ve DNA ilişkisi üzerinde duracağız. İşte genler DNA'yı meydana getirir mantığı. Helikaz, DNA polimeraz ve DNA ligaz dışındaki enzimler verilmez. Yani hep soruyorsunuz ya hocam polimerazın alt tipleri verilmiş. İşte bir yerde topoizomerazdan bahsedilmiş vesaire böyle şeylere girmiyoruz. Hocam antibiyotik, antikodon, biyoetik, biyogüvenlik, biyoteknoloji, DNA parmak izi, gen terapisi bunlar tabi nereye ait? Biyoteknoloji bir sonraki güne ait. Hocam bizde bugün bir de RNA polimerazı, protein sentezi, transkripsiyon, translasyon olaylarından bahsedeceğiz. Yarınki derste yine kazanımların bu sayfasında genetik mühendisiyle ile alakalı bilgileri de okuyarak yine nelerin üzerinde durmamız gerektiğini hatırlatacağız. O zaman ne diyoruz? Hadi gelin birlikte öğrenelim. Şimdi gördüğünüz gibi nükleik asitler aslında bizi biraz daha böyle TET'ye de götürecek. Oranın da tekrarını yapmış olacağız. DNA hücrenin temel mimarisini oluşturan ve metabolik faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan proteinleri doğrudan üretemez. Doğru. Bunun için işte transkripsiyonla RNA sentezi yapar. RNA'nın da ribozoma gidip bu işi yapmasını ister. Her hücre bölünmesi öncesinde DNA kendini eşleyerek bir kopyasını oluşturur. Bu sayede yeni oluşan hücrelere DNA eksiksiz bir şekilde aktarılır. Nükleotitler taşıdıkları organik baz ve 5 karbonlu şeker çeşidine, nükleik asitler ise taşıdıkları 5 karbonlu şekere göre isimlendirilir. Bu da ne demek istiyor? Mesela DNA'yı... RNA isimlendirirken deoksiribonükleik asit, ribonükleik asit diyoruz. Yani nükleik asiti şekere göre isimlendirmiş oluyoruz. Ama nükleotide işte adenin ribonükleotidi, adenin deoksiribonükleotidi. Hem bir isim söylüyoruz, bir baz ismi söylüyoruz hem de şekerin kendisini söylüyoruz. Fosfat grupları DNA'ya asidik özelliği kazandırır. DNA sarmalı oluşurken karşılıklı zincirler fosfodiester bağıyla değil hidrojen bağıyla, bağıyla bağlanırlar. Aynı zincirde alt alta gelen nükleotitler fosfodiester bağıyla karşılıklar ise hidrojen bağı. Bir DNA molekülündeki guanin-sitozin oranı arttığında DNA'nın ısıya dayanıklılığı artar, yıkımı zorlaşır çünkü guanin-mezotozin arasında üçlü hidrojen bağı var. DNA ökaryot hücrelerde doğrusal, prokaryotlarda ise halkasal yapıya sahiptir. Prokaryotlarda bir de tek bir orijin var, ökaryotlarda birden fazla orijin var. O yüzden prokaryotların polimerazı daha hızlı olmasına rağmen sentez ökaryotlarda daha önce tamamlanır çünkü birden fazla başlangıç noktasına sahip prokaryotlar. DNA'da sarmal yapıyı oluşturan temel iki durum fosfat gruplarının birbirini itmesi, azotlu bazları ise hidrojenle birbirini çekmesi. Yani negatif yükler birbirini iterken bir yandan da azotlu bazların arasındaki hidrojenler birbirini çekecek, itme çekme kuvveti sarmal yapının oluşmasını sağlayacak. Her tRNA ancak bir çeşit amino taşınmasını sağlar. Hep burayı karıştırıyorsunuz. Yıldızlar yıldızlar evet bir tane tRNA çeşidi kendisindeki antikoduna göre bir çeşit amino taşıyabilir. Ama bu bir nolu tRNA şu da iki nolu tRNA olsun. İkisi aynı çeşit amino asidi taşıyabilir. Yani bir amino çeşidi birden fazla tRNA tarafından taşınabilirken bir çeşit tRNA bir çeşit amino taşıyabilir dedik. Doğru. RRNA'lar enzim gibi davranır ve peptit bağ oluşumunu sağlar. Ribozim kelimesini bunun için kullanıyoruz. Hatta demek ki bütün enzimler protein yapıldır ifadesi hatalı. Bir iki tane böyle RNA yapılı da var. Dikkat edelim. Melez bir DNA molekülü yani 14-15 ağır azotlu ortamda yani N15'te 7 defa eşleniyor. 2 üzeri 7'den deney sonunda 128 tane DNA olacak. Doğru mu? İlk başta başlarken 14 var. Başka bir yerden 14 gelmeyecek. Ortamda 15. O 14 kaybolmayacak. Karşısına bir tane 15 alacak. Yani bir tane melezim olacak. Geriye kalan 127 tanesi ise 15 15 olacak. Ortam neyse ondan oluşacak çünkü. Dikkat edin lütfen. Melez DNA'ların ağır zincir taşıyan DNA'lar oranı. Bakın melezin ağır DNA'ya oranı demiyor. Ağır zincir taşıyan DNA. E hocam bunda da ağır zincir var. Dolayısıyla 128 olur. 1 bölü 128 doğrudur. Eğer ben size melez DNA'ların ağır DNA'ları oranı deseydim cevap 1 bölü 127 olurdu. Ligaz ve helikaz görev yaptığı sırada doğrudan ATP enerjisine ihtiyaç duyar. Polimeraz ise yine enerji harcar ama bu enerjiyi ATP demek bilimsel değildir. Çünkü polimeraz enzime nükleotitleri diziyor ya işte o nükleotitler baz şeker, fosfat, fosfat, fosfat şeklinde kendisine geliyor. Yani burada adenin, guanin, stözenin, timin olabilir. Dolayısıyla şuradaki ikili yapıyı koparttığı anda geriye nükleotit kalıyor ya bu kopma sırasında açığa çıkan enerji ona yetiyor. Yani polimeraz enerji harcamaz demiyoruz arkadaşlar. Harcadığı enerji ATP'dir demiyoruz sadece. Çünkü orada GTP olabilir, UTP olabilir, TTP olabilir dikkat edin. Transkripsiyonda DNA'daki hidrojen bağları RNA polimeraz enzimi ile açılıp kapatılır. Bu da yıldızlı bir sorudur. Çünkü hidrojen bağlarını açan enzim helikaz diye akılda kalır. Evet, DNA bölünmesi, DNA işlenmesi sırasında DNA'nın kendini iki katına çıkarttığı replikasyonda bu işi helikaz yapar. Ama DNA üzerinden RNA sentezleneceği zaman RNA'nın sentezinden sorumlu enzim kim? RNA polimerazdır. Dolayısıyla sentezi yapacak olan RNA polimeraz hidrojen bağlarını açar. Hatta yine o kapatır. TRNA ilgili aminasine sitoplazmada bağlanır. Hep sorulur hocam bu TRNA aminasine nerede bağlanıyor? Sitoplazmada biz buna TRNA'nın aktifleştirilmesi deriz ve burada ATP harcanıyor. Hem tRNA hem de rRNA'da hidrojen bağı bulunur hocam. Okul kitabında sadece T diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Benim okuduğum okul kitabı da sizinkide okul kitabı. Demek ki siz farklı bir yayını okuyorsunuz. TR diye kodlayacağız, Türkiye diye kodlayacağız tamam mı? Bu ikisinde hidrojen bağı bulunur. Peki ribozomun alt birimleri çekirdek içinde bir araya gelemez. Hocam bunun Türkçe meali ne? Yani büyük alt birim ve küçük alt birim bir araya gelmesi demek protein sentezi demek. Çekirdek içerisinde protein sentezi olur mu? Olmaz. O yüzden ribozomun alt birimleri çekirdek içinde bir araya gelemez. Bir çeşit antikodon bir çeşit aminoasit taşıyabilir. Yani şurada 9. maddeyle aslında aynı şeyi söylemişiz. Bu ifade de doğru bir ifade. RNA molekülleri tekrar tekrar kullanılabilir. Tabii ömrü dolan, yıprananlar yıkılıp tekrar yapılacak ama bir tRNA molekül amino bıraktı hadi gidim yıkılayım öyle bir şey yok. Tekrar stoplazmaya çıkar, kendisiyle ilgili amino tutar, ihtiyaç halinde tekrar ribozoma gelir tRNA molekülleri çekirdek porundan geçemez. Geçemeseydi nasıl sentezlenip sitoplazmaya çıkacaktı? RNA tipleri arkadaşlar DNA tarafından sentezlenir. Ökaryotlarda DNA nerededir? Çekirdek içerisindedir. Tabii ki mitokondri ve kloroplast içinde de DNA bulunur ama biz burada yönetim materyali olan DNA'dan bahsediyoruz. Boşluk doldurmalara devam edelim. DNA ve RNA adı verilen birimlerden oluşur. Neyden oluşur hocam? Nükleotit adı verilen birimlerden oluşur. 8 çeşit nükleotit var. Değil mi? Adenin, timin, guanin, sitozin yanına deoksiriboz olabilir ya da adenin, urasil, guanin, sitozin yanına riboz olabilir. 4 çeşit DNA için 4 çeşit RNA için yazılır toplamda 8 çeşit. Adenin ve guanin çift halkalı yani pürin bazları sitozin ve timin tek halkalı. Urasil de tek halkalı hocam. Primidin bazlarıdır. Bir canlının sağlıklı ve DNA taşıyan her vücut hücresindeki DNA miktarı ve DNA'yı oluşturan nükleotların sırası aynıdır. Doğru hocam çünkü teorik olarak bir sperm ve bir yumurtadan oluşan zigottan meydana geliyoruz. Ve zigot mitoz bölünmelerle bizi oluşturuyor ve istisnai hücreler bir ilgilendirmiyor şu anda. Ancak canlıyı oluşturan doku ve organlar yapı ve özellikleri bakımından birbirinden farklıdır. Yani madem gözümde ve karaciğerimde aynı DNA var, neden biri göz, biri karaciğer? Çünkü aktif gen farklı. Yani gözümde çalışan gen ile karaciğerimde çalışan genler tamamen aynı değil. DNA 2 ipliğinden birinin en sonunda yer alan deoksiribozun 5. karbonunda ne var? Fosfat grubu var. PO4 var. Aynı ipliğin diğer ucundaki deoksiribozun 3. karbonunda ise hidroksil grubu var. Bu ipliğin karşısındaki diğer ipliğin hidroksil ve fosfat grubu taşıyan uçları birbirine zıt yöndedir. Yani arkadaşlar DNA'nın iki ipliği birbirine paralel değil, antiparaleldir. Bunu ifade ediyor bu cümle. Antiparalel. İşte 500 ucunda fosfat grubu, üçüsünde hidroksil grupları var. Protein sentezini başlatan kodon AUG'dir ve metiyonin amino asidini şifreler. Evrensel olan durdurucu stop kodonlar UAA, UAG, UGA'dır. Nükleotitlerde baz ve şekerden oluşan kısma ne denir hocam? Nükleozit denir. Ve hatta benim aklıma bir anda şey geldi. Baz artı şeker artı fosfat bakın nükleotit şurası nükleozit. Aslında burası Aynı zamanda işte adenozin ifadesinin kullanıldığı yer. Hani adenozin neye karşılık gelir? Adenozin monofosfat, difosfat, trifosfat ifadesinde biz burada ATP diyorsak o zaman adenozin nükleozit kısmını oluşturuyor. E burada ATP'den de bahsetmişken baz artı şeker artı fosfat olduğuna dikkat edin. Demek ki ATP'de nükleotit yapılıydı. Hatta ATP'deki burası riboz olduğu için RNA sentezine doğrudan katılabilir gibi bir cümle de kullanıyor. Çünkü nükleotit. Denatürasyonlarda hangi yapı bozulmaz? Primer yapı bozulmaz. Primer yapı korunur. Primary yani proteinin ilk sentezlendiği andaki yapısı korunur. Sekonder tersiyer yapılar yani katlanmalar bozulur arkadaşlar. Bir proteinin birincil yapısı, amino asit sırası, peptit bağ sayısı, peptit bağ konumu, yapısı bozulmuyor denatürasyonda. Eğer öyle bir şey olsaydı dünyada renatürasyon diye bir şey olmazdı. Hani demiştik renatürasyon olması her denaturasyondan sonra renaturasyon olduğu anlamına gelmiyordu. Bu da belli başlı proteinler için geçerli. Peki denatüre olan proteinin besin değeri korunur muydu? Korunur hocam yumurtadan aklımızda kalsın. Bir DNA molekülünde T artı C bölü şeker oranı. Şimdi T artı C A artı G değil mi aslında? Pürin A artı G T pirimidin hep böyle kodlarız ya. Şimdi hocam şöyle yapalım. Pürin kadar pirimidin var doğru mu? Yani x kadar pürin varsa x kadar pirimidin var. Ve bunların ikisini topladığınızda yani 2x neyi verir bana? Toplam nükleotidi verir. Toplam nükleotit. Toplam nükleotit demek baz artı şeker artı toplam fosfat demektir değil mi? Bir nükleotitin içinde bir baz bir şeker bir fosfat varsa 2x kadar nükleotitte 2x fosfat 2x şeker 2x baz var. Dolayısıyla burası 2x. T artı C'de x kadar x bölü 2x 1 bölü 2 olur. DNA moleküllerin tamamında şeker bölü fosfat oranı o zaman 1'dir. Çünkü az önce yazdın hocam bak baz artı şeker artı fosfat dedim buraya. RNA ve DNA moleküllerinde toplamda 8 çeşit nükleotit bulunur. DNA için 4 çeşit, RNA için 4 çeşit yazılır dersin başında söylemiştik. Genlerin yapısında meydana gelen sayısal ya da yapısal değişimlere mutasyon denir. Geçtim. Verilen kodon tablosunu yorumlayarak bazı amino asit çeşitlerinin birden fazla kodonun olması durumunu açıklayınız. Bazı demiş öncelikle ona dikkat edelim. Tüm asitlerin birden fazla kodonu bulunduğu ifadesi hatalı. Bak burada AUG başlatıcı kodon methionini şifreliyor. Methionin bir tane kodon tarafından şifreleniyor. Ama mesela serine bak, proline bak, lösine bak, tryonine, alanine bunlar birden fazla çeşit kodon tarafından şifrelenebiliyor. Bunun temel nedeni neydi? İki defa sınav sorusu oldu. Yaz buraya. Oluşacak nokta mutasyonlara rağmen rağmen sentezlenecek proteinin yapısının proteinin yapısının değişimini önlemek değişimini önlemek yani hocam yanisi şuydu normal şartlar altında işte elimde bir tane tRNA var bu tRNA'da diyelim ki işte x x var ve bu da y aminasını kodluyor olur da işte XXT olursa yine y aminasını kodlasın diye bir amino asidin birden fazla kodon ve antikodonu bulunabilir diyoruz. Öyle her oluşacak mutasyonda farklı bir amino asit gelseydi bu noktalara gelemezdik. DNA replikasyonundaki okazaki parçalarını birleştiren ve replikasyonda görevli enzimlerin özelliklerini yazınız. Şimdi ben sırf içiniz rahat olsun diye arkadaşlar burayı detaylandıracağım. Zaten derslerde de anlatıyorduk ama olsun. Şimdi şuraya bakalım. Şurası ne olsun 3 üssü şurası 5 üssü ucu olsun. Öncelikle bunu kim açacak? Helikaz. Helikaz bunu açtı. Ne yaptık işte? 3 üssü yukarıda, 5 üssü aşağıda. Helikaz açtı hocam hidrojen bağlarını çünkü burası replikasyon. RNA polimeraz deseydim buranın transkripsiyon olduğunu söylerdiniz. Sonra DNA polimeraz görev alacak. Siz buraları kullanmayın tamam mı? Burası MAP için kullanacağız. Buraya yazabilirsiniz. DNA polimeraz görev alacak. DNA polimerazın şöyle bir huyu var. DNA polimeraz 5 üssü yönünden 3 üssü yönüne doğru hareket ediyor. Ve sentezin başlaması için yukarıda da aşağıda da bir primere ihtiyaç var. Ve bu bir RNA primeri tamam mı? Okul kitabında anlatılan bir şey. Bir RNA primeri. Dolayısıyla burada 5 üssü 3 üssü şeklinde olacak ve 5 üssüden 3 üssüne doğru sentez yaptığı için DNA polimeraz 3 üssü ucundan taka taka şu şekilde ilerleyecek. Ben moleküler biyolojide bunların sınavlarına hazırlanırken şöyle bir kodlama yapmıştım. Sırf içiniz rahat etsin diye öğretiyorum bunları. DNA polimeraz 3 sentezden esas sorumlu kişidir. Çünkü 3 üssü ucuna taka taka ilerler diye kodlamıştım kendi kafamdan. Polimeraz 1'i de söyleyeceğim birazdan. E hocam ama şimdi 500 su yönünden 3 su yönünde hareket eder diyorsun. Buraya sen primer taksan 300 su 500 su olacak. E buraya nasıl takacağım ben bunu? O zaman primerin daha böyle ortalara bir yere takılması lazım. Doğru mu? Primeri getirdim ben şuraya ortaya bir yere taktım. Buyur RNA primeri geldi. O zaman şurası 5 su 300 su olduğu için DNA polimeraz 3 geldi buradan taka taka ilerledi. E hocam burası işte oraya da başka bir primer gelecek. Al gelsin. Şuraya da bir primer geldi. 5 üstü 3 Hocam buradan DNA polimeraz 3 taka taka ilerledi. Şimdi burası işte kesintili zincir oluyor. Ve RNA primerlerin dışındaki o mavi bölgeler yani sentezlediğim nükleotitler Okazaki fragmentleri oluyor. Yani Okazaki parçaları oluyor. Bu Okazaki parçalarının tabi aralarındaki RNA primerlerinin biri tarafından kaldırılması lazım. İşte onu kaldıran da DNA polimeraz 1. Hocam sen bunu nasıl aklında tutuyordun sınavlarda? Primer primer 1 demek. DNA polimeraz 1 RNA primerlerini kaldırır. E arada boşluk oluştu. Hazır polimeraz 1 ben buradayım. Bunları kaldırırken şuraların o boşlukları nükleotitleri yerleştiririm der. Ama yine de arada küçük boşluklar kalır. İşte o boşlukları da ligaz DNA ligaz parçaları birleştiren enzim kapatır. Bu kadar. Yani bir tane tarafta DNA polimeraz 3'ün 5 üssü 3 üssü yönünde sentez yapmasından dolayı primerler uca değil ortalara denk gelecek şekilde takılır. Bundan dolayı da kesintili bir şekilde sentez yapılır. Buna Okazaki parçalarıyla sentez ifadesini kullanmış bir bilim insanı, Japon bilim insanı onda ismi verilmiş tamam. Ama tekrar söylüyorum polimeraz tiplerini böyle ayrı ayrı bilmenize gerek yok. Ona bakarsanız burada bir sürü protein daha var. Mesela süper koil oluşumunu engelleyen, burada aşırı derecede zorlanmayı engelleyen topoizomeraz var. Bu zincirler birbirlerinin üzerine kapanmasın, sentez yapılırken açık kalsın diye kullandığımız single Trend Binding Protein'ler var. Hocam ne diyorsun bunun Türkçe mealine gerek yok. Gerek yok tamam. Peki git moleküler biyolojiye hocaların sana öğretsin. Peki testlere başlayalım. Nükleik asitlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor atomlarından oluşur. Baz şeker fosfata bakın. Baz da azotlu organik baz. Şeker 5 karbonlu karbohidrat zaten. Bir de fosfat var. Polimer yapıdadır. Evet monomerlerin bir araya gelerek oluşturduğu yapı polimerdi. Binlerce on binlerce nükleotitten meydana geliyor ve bu sırada dehidrasyon sentezi oluyor. Hocam zincirlerde fosfodiester bağları bağlanırken oluşurken bir tane su açığa çıkar. Aradaki hidrojen bağları oluşumu sırasında su açığa çıkmaz arkadaşlar fosfodiester bağlarından su açığa çıkar. Cevabımız E seçeneği olur. Bir nükleotitin yapısında bulunan kısımlarından hangileri DNA ve RNA'ya ait adeninli nükleotitte farklılık gösterir? Adenin riboz fosfat, adenin deoksiriboz fosfat kim farklılık gösterdi hocam? Şekerli olan yer fosfat değil organik baz değil nükleozit olan baz artı şeker olan kısımda farklılık görülecektir. Hücrelerde en fazla bulunan RNA çeşitleri bunlarmış. Buna göre protein sentezi sırasında enzime benzer davranış gösteren RNA çeşidi hangisidir? Şimdi tabii RNA'lar sadece TR ve mRNA değil arkadaşlar. siRNA, miRNA, hnRNA bunlar da moleküler biyoloji konusu. O yüzden burası çok 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 detay bir konu aslında. Dolayısıyla ÖSYM'nin de kıyısından köşesinden geçerek soru sormaya çalışmasının nedeni bu. Çünkü hatalı soru sorulmaya çok müsait bir Yer. Hocam TRM en fazla bulunan, bunların içerisinde de en fazla bulunan R sonra T sonra M idi ritim olarak kodlayın demiştim ve bunlar içerisinde de enzim gibi davranıp peptit bağının sentezlenmesinden sorumlu olan ise ribozomal RNA demiştik. DNA molekülü ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Antiparalel uzanan iki polinükleotit zincirden oluşur. Ökaryot hücrelerde doğrusal, prokaryotlarda halkasaldır. Aynı türden canların tamamında aynı nükleot dizilimine sahiptir saçmalama hocam yani Aynı nükleotit dizilimi demek tek yumurta ikizi olman lazım böyle bir şey olması için. Ki epigenetik diye bir şey var. Onlarda bile ufak tefek farklılıklar olabiliyor. Yapısında amino bulundurmaz. Çok önemli. DNA'nın, RNA'nın yapısında amino peptid de peptit bağ olmaz arkadaşlar. Bazı artı şeker artı fosfat nükleotitten oluşan iki yapıdan bahsediyorum. Nerede amino Nerede peptit bağ? Şurada şekerle fosfat arasında fosfoester. Bazı şeker arasında glikozit bağı var. Peki üzerinde genetik bilgi taşınan moleküldür. Doğru bir ifade kişiye özgü özellikler burada taşınır. Hücrelerde bulunan enzimlerinden hangileri DNA replikasyonda görev alır? Polimeraz, helikaz, ligaz, RNA polimeraz enzimi transkripsiyonda görev alır dedik ve geçtik. Detaylarını bile verdim. Sıf böyle sürekli hocam 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 kitapta yazıyor şurada yazıyor burada yazıyor. Arkadaşlar okul kitabında yazan şey okul kitabının yazarının tasarrufundadır. İsterse kendi hayat hikayesini de bir kenara ekleyebilir. Hocam hayat hikayesini anlatmış siz neden anlatmadınız diyemezsiniz. Ama yazar kendi inisiyatifini kullanırken aynı zamanda da o işte kazanım odaklı yeri göz önünde bulundurur ve der ki buralara vurgu yaptım ekstradan da bunu anlattım. Tamam Genetik materyalin yapısı gösterilmiş. Buna göre hücrelerde bulunan yapıları büyükten küçüğe sıraladığında hangisi dördüncü sırada olur? Büyükten küçüğe sıralayacağız. Buradaki en büyük yapı kromozomdur. Sonra DNA'dır. Tabii DNA genlerden meydana gelir. Kodlar gene oluşturur. Nükleotit en küçüğüdür. Baz artı şeker artı fosfat nükleotit üçlü nükleotitler kod, kodlar geni, gen DNA'yı. DNA da proteinle birleştiğinde histon proteinleriyle bakın burada kromozomları meydana getirir. Hocam dördüncüyü sormuşsun sen. Yani dördüncü bu. RNA'ya ait bir nükleotitin yapısında hangileri bulunur? İşte fosfoester, glikozit, peptid ba Ester de diyorlar, fosfoester de diyorlar arkadaşlar. Fosfo ester değil ama tamam mı? Diester dediğiniz zaman Arka arkaya gelen şöyle yapalım mı? Arka arkaya gelen nükleotitleri birbirine bağlayan fosfo diesterdir. Çünkü fosfo ester, ester fosfo diester. 1 2 bulundu. Şimdi görselde DNA replikasyonun bir bölümü gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? DNA polimeraz var. O kazaki parçacı demek ki burası kesikli zincir. Burada bakın o kazaki parçası yok. RNA primeri takılmış, RNA primerin üst ucuna taka taka ilerliyor DNA polimeraz, helikas hidrojen bağlan açıyor. Bak mesela burada canı sıkılmasın diye topo de koydum ama çıkarma asla çünkü kazanımlarda yok hocam. Topo katlanmayı engelliyor. Peki prokaryot hücrelerde bir, ökaryot hücrelerde çok sayıda replikasyon orijini bulunur. Doğru başlama noktası. DNA polimeraz enziminin nükleotit ekleme hızı ökaryot hücrelerde prokaryot hücrelere göre daha düşüktür. Yani bizde bakterilere göre DNA polimeraz daha yavaş çalışıyor. Ama daha yavaş çalışmasına rağmen bizdeki DNA sentezi eşit sayıda nükleotit için konuşuyorum daha kısa sürüyor. Neden? Çünkü bizde birden fazla başlama noktası var. Hücre bölünmesi öncesinde interfazda DNA kendini eşliyor. O yüzden buna doğru dedim. Bir ipliğindeki nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünün hangi oranı bilinir? Bakın bir ipliğinde diyelim ki bin tane nükleotit var. Diğer ipliğinde de bin tane nükleotit olmayacak mı? Kaç adenin var, kaç stozin, kaç timin, kaç guanin bilmiyorum. Ama 2000 nükleotidin yarısı pürin yarısı pirimidindir. Değişmez. Çünkü burada bir toplam var. Yani A artı G ve T artı S var. Tek tek nükleotitlerin sayısını bilmiyorum ama. Gen bölü nükleotit bilemezsin çünkü kaç genden oluşuyor. Bu DNA'nın üzerinde kaç gen var hocam bilemem. Deoksiriboz böyle azotlu organik baz. E bu da bir hocam neden? Çünkü baz artı şeker artı fosfattan bahsediyoruz. Bir nükleotit içerisinde bir baz, bir şeker, bir fosfat var. O zaman 2000 nükleotitin varsa 2000 tane şekerin, 2000 tane bazın var. 1'e eşit olacak bu oran cevabımız 1 ve 3 olur. Aynı ribozomda sentezlenen iki farklı proteinin hangileri aynı olabilir? Şimdi iki farklı protein var. Biri A, biri B proteini. Aminoz sayısı olabilir. Kullanılan aminoz çeşidi aynı olabilir. Aminozların tekrarı da aynı olabilir. Yani bir aminozdan kaç tane kullandığın da aynı olabilir. Ama aminoz sırası aynı olamaz. Çünkü farklı olduğunu söylüyorum. Bakın valin, lösin, izolösin, triptofan. Burada da triptofan, lösin, izolösin, valin olsun. Gördüğünüz gibi amino asit sayısı aynı, amino asitlerin tekrar her birinden birer tane kullanılmış aynı, amino asit çeşitleri aynı ama amino sırası farklı. Bir hücrede sentezlenen proteinlerde bulunan peptit bağı sayısı özelliklerinden hangilerine bağlı olarak değişir? Hocam peptit bağ sayısı aslında proteinin uzunluğuyla alakalıdır. Dolayısıyla buraya gelecek amino asit sayısıyla da ilişkilidir. Öyleyse mRNA'daki nükleotit sayısı ilişkili. Çünkü mRNA ne kadar uzunsa demek ki o kadar uzun bir protein sentezleyeceğim. Görev alan tRNA sayısı da sonuçta getirecek aminyasidi. Adam tRNA ve dolayısıyla 1000 tane de getirebilir, 100 tane de getirebilir. Kullanılan aminyasit sayısı zaten bunların hepsiyle ilişkiliydi. Cevabımız E seçeneği oldu. RNA çeşitleri ilgili hangisi yanlıştır? Aynı hücrede farklı nükleot dizilimine sahip mRNA'lar üretilemez. Direkt yanlış. Yani farklı mRNA'ların üretilememesi demek farklı protein çeşidi sentezlenemez demek. Tamam da hocam bir hücrenin bir sürü proteine ihtiyacı var. Yeri geliyor hücre zarına gönderiyor. Yeri geliyor içeride enzim olarak kullanıyor. Bir sürü bazen kanal proteini oluyor. Taşıyıcı protein oluyor. Dolayısıyla bir hücre ihtiyaç duyduğu ve genlerinde var olan o aktif genlerinde var olan proteinleri mRNA üzerinden sentezleyecektir. mRNA çeşitleri farklı olacak değil mi? Hücrelerde oransı olarak rRNA fazla tRNA çeşit sayısı farklı canlılarda aynı olabilir. Yine bir hipotezdir. 64 çeşit kodon var biliyorsunuz kodon tablosunda. Bunların 3 tanesi stop kodon olduğu için 61 çeşidi aminoasite karşılık geliyor. Dolayısıyla bilim insanları diyor ki aminoasit çeşit sayısı 20 ya en az 20 çeşit tRNA var en fazla da 61 çeşit bulunabilir gibi bir hipotez ortaya atmışlar. Yani 61 daha kesin değil. Ama bizim düşüncemiz o yönde. Protein sentezinde tüm RNA çeşitleri görev alıyor. Tüm RNA'dan kastımız müfredattaki T, R, çeşitleri. T amino taşır. R ribozomun alt birimi. M de mesajcı. Ribozomun yapısına katılan RNA ribozomal RNA'dır. Bir hücrede birden fazla organel çeşidinde RNA molekülü tespit eden bir bilim insanı hangi canlıya ait bir hücreyi inceliyor olamaz. Yani aslında içerisinde kendine ait DNA, kendine ait RNA bulunan yapılar mitokondri ve kloroplast gibi yapılar değil mi arkadaşlar? Peki mitokondri ve kloroplast gibi yapılar kimde olmamalı? Bakteride. Çünkü bakteri prokaryot, değil mi? İşte ribozomu, mitokondrisi, kloroplastı bunların kendi yapılarında RNA'lar var. Ama hocam bakteriye baktığında mitokondri ve kloroplast olmaz. Bir bitki hücresinde olaylarından hangileri iki farklı organel çeşidinde görülebilir? Mesela Burada işte mitokondri ve kloroplast özelinde yine konuşalım. DNA kendi DNA'sı var replike edebilir. Kendi DNA'sı RNA'sı ribozomu var. Translasyon protein sentezi yapabilir. DNA üzerinden RNA sentezi yapabilir dedim geçtim. Zaten bunlar aslında bir canlı olarak kabul edilmiş zamanında. Değil mi? Mitokondri ve kloroplast endosimbiyotik hipotez diye bir hipotez var. Artık müfredatımızda yok diye anlatmıyorum. Bir protein sentezinde açığa çıkan su molekülü sayısı verilenlerden hangilerine bakarak bulunabilir? Sonuçta hocam su molekülü sayısı peptit bağının sayısına eşit. Ne kadar bağ o kadar su. E o da aminoestin bir eksiği kadar olacak. Dolayısıyla bana aminoest sayısını bulduracak bir şey lazım. Kullanılan aminoest sayısını bilirsem evet su molekülü olur. Görevli alan TRNA sayısı 100 tane TRNA geldi kardeşim. Demek ki 100 aminoest getirmiş. Amino arasında kurulan peptit bağ sayısı zaten hocam bağ kadar su açığa çıkar dedim. Lütfen bu tarz soruları gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Yavaş yavaş maddeleri okuyun ve benim gibi sürekli karalayın kağıdı. Bir protein sentezinde kullanılan tRNA antikodonlarını ve taşıdıkları amino çeşitlerini bilen bir öğrenci bu protein sentezi ile ilgili hangilerini hesaplayabilir? Şimdi bakın diyelim ki somutlaştırıyorum bakın ne diyorum karalayın kağıtları. Diyelim ki ben şöyle 3 çeşit amino asit yazıyorum. Bakın 3 çeşit amino Bunda işte XXX yazıyor. Bunda y y y yazıyor. Bunda da ZZZ yazıyor. Sallıyorum şu anda. Bu A amino bu B amino bu da C amino taşıyor. Tamam hocam. Şimdi ben bu protein sentezi sırasında bu çeşitte tRNA'ların kullanıldığını biliyorsam ve bu çeşitteki tRNA'ların getireceği amino biliyorsam acaba neleri hesaplayabilirim? Bakalım hocam. Şifre veren DNA'nın gen sayısı ne bileyim hocam Allah aşkına ben bu DNA'nın üzerinde kaç tane gen olduğunu nereden bileyim? Ben sadece protein sentezi sırasında çalışacak tRNA çeşidini biliyorum bu kadar. Protein sentezi sırasında kullanılan amino sayısı bilemem. Çünkü neden? Şu çeşitten ben kaç tane kullanacağım? Şu çeşitten kaç tane kullanacağım bilmiyorum ki. Ben sadece çeşidi biliyorum. Peki kullanan mRNA'daki kodon çeşidi. Hocam onu bilirim ben bak. Eğer x, x, y, 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 z, ise bunlara karşılık gelecek çeşitte. Mesela burada 3 çeşit yazıyorsam. Orada da 3 çeşit antikodona kodon gelecektir derim. Ve bunu bilirim. Ama diğerlerini bilemem arkadaşlar. Yukarıda nükleotit dizilime verilen iki farklı mRNA molekülü ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Yani bu mRNA'lara bakarak hangi yorumu yapabilirim? Aslında çıkmış bir sınav sorusudur. AUG, AUG şöyle ucu, UCC, GGC, GGC, CAA yazmışız. Şuraya da UAA yazmışız. Sanki burada bir yerde bir farklılık var. O da şurada bir farklılık var. Doğru mu? Bir yoruma bakalım. Aynı DNA molekülü üzerinden sentezlenmiş olabilir. Olabilir hocam. Yani birisi şuradan birisi buradan sentezlenmiştir. Bilmiyorum. Bir hücrenin farklı organellerinde bulunabilir. Bulunabilir hocam. Sonra farklı mRNA'lar. Farklı e, organellerde mesela birin kloroplastadır. Birisi mitokondridedir. Olabilir. Aynı amino asit dizilimine sahip protein sentezinde kesinlikle kullanılamaz. Ya nereden biliyorsun? Şu UCU ile UCC'nin aynı amino asit sentezlemediğini nereden biliyorsun? Bir amino birden fazla kodonu bulunabilir. O yüzden buna ulaşamazsın ve kesinlikle hatalı diyemezsin. Cevabımız 1 ve 2 olur. Nükleotit dizilimine sahip bir mRNA'nın protein sentezinde kullanma sırasında antikodonlardan hangisi görev almaz? Yani şunlara hangisine karşılık antikodon gelmez? Bak stop kodon işte stop kodona karşılık antikodon gelmez. Yani bunun da gidip AUU diye bir antikodonu olmaz arkadaşlar. Biz en azından normal şartlar altında bir protein sentezinden bahsediyoruz. Yukarıda kodon tablosuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Bazı aminoasitler birden fazla kodon ile şifrelenir ama hepsi değil. Unutmayın, metiyonin tek bir aminoasit tarafın tek bir kodon tarafından şifreleniyor. Başlama kodonu tek çeşit aminoasit şifreler AUG metiyonin. Durdurma kodonları aynı çeşit nükleotit içerebilir. Bak UAA, UAG, adenin nükleotitleri mesela. Bazı kodonlar iki çeşit nükleotitten oluşuyor. E zaten stop kodonuna bak hocam. iki çeşit bak UAA. Her kodunun bir aminoasit karşılığı vardır. Saçma hocam. Bir kere stop kodonun bir aminoasit karşılığı yoktur. DNA ve RNA molekülleri düşünüldüğünde ifadelerinden hangileri söylenebilir? Toplamda 5 çeşit değil 8 çeşit nükleotit yazılır. 4 için DNA 4 tane RNA için. Yani gidip de adenin, timin, guanin, uresil 5 çeşit var hocam. 5 çeşit bazı da 5 çeşit nükleotit diyemezsin. 4 çeşit DNA için 4 çeşit RNA için çünkü şeker önemli. Yapıdaki pentoz şekere bakılarak nükleik asit çeşidi tahmin edilir. Her iki molekülde de şeker sayısı yapıdaki nükleotit sayısına eşittir. Baz artı şeker artı fosfat bir nükleotittir. Bir nükleotit içindeki baz şeker fosfat sayısı eşittir hocam. Cevap 2 ve 3 olur. Proteinlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demişiz. Sentezlendikleri anda işlevsel değildir. Primer yapı işlevsel değil. Gol, endoplazmik etkulum bunları katlayarak işlevsel hale getiriyor. Tabi birkaç bir şey daha var. Yani sekonder, tersiyer ya da kuatörner yapılar işlevseldir. İşlevsel hale getirilmelerinde golgi ve endoplazmik etkulumda görev alır arkadaşlar. Denatürasyonu uğradıklarında primer yapı korunur. Aminansi sırası değişmez. Peptit bağ sayısı değişmez. Sekonder ya da tersiyer yapı yani katlanma bozulur. Bunu defalarca söyledik. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu her iki tarafta da bize soru olarak sorulabilir. Lütfen dikkat edelim. Yukarıdaki olaylardan hangileri ökaryot bir hücrede çekirdekte gerçekleşebilir? Çekirdek içerisinde DNA kendine eşleyebilir. DNA üzerinden RNA sentezlenebilir ama translasyon protein sentezi demektir. Çekirdek içinde protein sentezi olmaz. Yukarıdaki olaylardan hangileri bir hücrenin hücre döngüsünde birden fazla kez görülebilir? Hücrenin hücre döngüsünden kastı işte çekirdek ve ona ait aktiviteler aslında. Replikasyon DNA kendini bir kere eşler ve hücre bölünür. Transkripsiyon RNA sentezidir, translasyon protein sentezi. Şimdi hocam transkripsiyon mu daha çok translasyon mu daha çok? Şöyle düşünebilirsiniz. Bir mRNA'yı birden fazla kez kullanabilirsiniz. Bir tRNA'yı tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Dolayısıyla translasyon daha çoktur. Sonra transkripsiyon, sonra replikasyon. 3 2 1 Hücre döngüsünde birden fazla görüleni de sorduğu için 2, 3 olacak. Çünkü 1, 1 kere görülecek. Yani hem büyük sıralama yaptık hem de hangisi daha çok görülür onu cevaplamış olduk. Görselde santral dogma olayı özetlenmiş. Buna göre bir hücrede gerçekleşen olayların hepsinde hangisi ortak olarak gerçekleşir? Bunu bilerek arkadaşlar aldım bu görseli. Normalde ters transkripsiyon diye bir şey canlılarda görülmez. Canlılarda DNA'dan RNA sentez olur. RNA'dan DNA sentezlemesi olmaz. Peki bu görselde neden böyle bir şey kullanılmış hocam? Bunu çizen adamlar bilmiyor mu bunun böyle olduğunu? Hayır biliyorlar. Bu virüste olur. RNA üzerinden DNA sentezlenmesi virüste olur. O yüzden arkadaşlar onun üzerine böyle çarpı atın. Bu normal şartlarda bir canlıda prokaryota ökaryot olmaz varsa var olduğunu iddia ederek bir soru yazarlarsa size işte RNA'sından DNA sentezliyor. Bu reverse transkriptaz olarak geçer. Ters transkripsiyon virüslerde olur. O da RNA'lı virüslerde. Şimdi biz sorunun ana materyaline dönelim. Hocam hangisinde ortak? Şimdi DNA replikasyonu, DNA üzerinden mRNA sentezi, protein sentezi. 3 olay var. Ne ortak? Su açığa çıkar. Ortak. Çünkü bunlar bir dehidrasyon reaksiyonu. Ama peptit bağ oluşumu ortak değil çünkü DNA'da ve RNA'da peptit bağ yok. Fosfo bağ oluşumu ortak değil çünkü proteinde fosfo bağ yok. Aminasit azalması hocam replikasyon ve transkripsiyonda olmaz çünkü yapılarında aminasit yok. Nükleotit azalması protein sentezinde nükleotit azalmaz çünkü proteinin içerisinde nükleotit yok tamam? Protein sentez sırasını soruyor çünkü orada aminasitler harcanır. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? A seçeneği oldu ve burayı da bitirmiş olduk. Evet. Şu boşluğu bir kullanmak istiyorum sizin için. Hani hocam protein sentez aşamalarıyla alakalı bir ekstra soru da sorulur mu? Yani normal şartlar altında biz başlatıcı kısmı yani başlama evresini biliyoruz. İşte bir mRNA sentezlenir. Bu birinci evre. Sonra mRNA küçük alt birime bağlanır. 2. Sonrasında küçük alt birime bağlandığını gören ilk tRNA metiyonin aminasını getirir. Neden? Çünkü başlatıcı kodon AUG'ydi. Bu üçüncü aşama. Sonrasında da büyük alt birim gelir. Dördüncü aşamadan itibaren protein sentezi uzama evresine geçer. Ve buraya ikinci bir tRNA gelerek arkadaşlar iki aminoasit arasında peptit bağı kurulmasını sağlar. Yani peptit bağın oluşabilmesi için büyük alt birimde en az iki tane tRNA bulunması lazım. Peptit bağda aminoasit arasında işte büyük alt birimde ribozomal RNA faaliyetiyle oluşturuluyor. Ne zamana kadar hocam? Tabii ki burada stop kodonlardan herhangi bir tanesine denk gelene kadar dedik ve yeterli. Güzel, kapsamlı bir çalışma yapmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.